Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehdum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden diğer yazılı hazırlık videolarına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Size gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Arkadaşlar videonun altında yorumlarda tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Biz de daha bir aşkla, şevkle bu işi yapmaya devam ederiz. Şimdiden teşekkürler. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Varlıklar alemi için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bir şeyin varlığına inanmak için onu görmek şart değildir. Evet arkadaşlar biz cinleri ve melekleri görmüyoruz. Cinler gözle görülebilen varlıklardandır. Doğrudur diyor arkadaşlar. Cinler gözle görülmez. Duyularımızı aşan varlıklar hakkında bizi Kur'an-ı Kerim bilgilendirir. Evet arkadaşlar meleklerden cinden bahsediyor. Ama halaktül cinne vel inse illa liya'budun. Onların niçin yaratıldığından bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. B şıkkı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Melekler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Allah'ın verdiği görevi sorgusuz yerine getirirler. Evet. Çok hızlı hareket ederler. Evet. Mekan kavramları yok. Allah'ın Celle Celaluhu'nun izniyle insan suretine bürünebilirler. Evet. Bunun haricinde erkeklik ve dişilikleri yoktur arkadaşlar. Evlenmezler, yemezler, içmezler. Bu özellikleri de buraya ekleyebiliriz. Hangileri doğrudur? D şıkkı dedik arkadaşlar. 1, 2, 3. Geldik. Nihayet sura üflenecek. Sur dediği için arkadaşlar bunun altını çiziyoruz. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp burayı bilmiyorsak kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. Bu görevi yapan melek aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Verilen ayette bahsedilen melek aşağıdakilerden hangisidir? Cebrail arkadaşlar vahiy meleği. Mikail tabiat olaylarını düzenleyen melek. Mikail tabiat olaylarını düzenleyen melek. İsrafil arkadaşlar sure üflemekle yani kıyamet onun sure üflemesiyle başlayacak. Cevabımız C şıkkı. Azrail de arkadaşlar ölüm meleği. Kur'an-ı Kerim'de de arkadaşlar melekül mevt olarak geçer. Melek arkadaşlar. El mevt de ölüm. Melekül mevt. Bu da ek bir bilgi olsun. Aşağıdakilerden hangisi melekül mevt isimli melektir diye sorarsa arkadaşlar Azrail. Muazzeteyn sureleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan iki sureye sığındıran koruyan anlamında muavvezeteyn denmektedir. Yasin ve İhlas. Hayır. Yasin arkadaşlar Yasin suresi. İhlas dediğimizde Kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Fatiha elhamdülillahi rabbil alemin. İhlas yine ihla, Kul huvallahu ehad diye başlayan. Fatiha ve Nas. Nas arkadaşlar Kul euzu birabbin Nas. İki sure muavvezeteyn olacak. Bu da değil cevabımız. Felak ve Nas sureler arkadaşlar muhafazeteyn sureleridir. Yani sığınma. Kul euzu bi rabbil felak. Kul euzu bi rabbin nas. Hani Rabbime sığınırım. Kul euzu bi rabbin nas. Arkadaşlar muhafazeteyn sureleri bunlar. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri neffasati fil ugat ve min şerri hasidin iza hased. Koruyucu sureler. Manalarına bir bakıp okuyabiliriz. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Bu şekilde geldik. Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? O gün amellerin tartılması, tartılma arkadaşlar haktır. Kimileri sevap ağır basarsa, kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Araf suresi 8. ayet-i kerimede geçiyor. O zaman arkadaşlar tartıyla alakalı kıyamet değil cevabımız. Cehennem değil. Yeniden dirilmeye biz haşır diyoruz. Haşır cevabımız mizan arkadaşlar. D şıkkı. Gelelim 6. soruya. Dünya hayatı Kur'an'da genellikle ahiret hayatı ile birlikte anılmış. Bazen ikisi arasında karşılaştırma yapılarak ahiret hayatının üstün olduğu belirtilmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minun la'ibun ve lahun ve leddarul ahiretu hayrul lezine yettegun birçok yerde arkadaşlar lillezine ahsenu fi hazid dünya hasene ve ardullahi vasiya yani birçok yerde dünya hayatı ve ahiret hayatı aynı yerde zikrediliyor. Biz burada yanlış olan ibareyi bulacağız.
Kur'an'a göre ahiret için amelleri engellemeyen ve aksatmayan dünya hayatı meşru bir nimet, hatta saadettir. Evet, bu dünyada rızkımızı kazanırken, helal dairede yaşarken, Allah'ın rızasını kazandığımızda da ebedi bir hayatımızı kazanmış olacağız. Dinin tanımı zaten, din akıl sahibi insanları dünyada ve ahirette güzelliğe ve mutluluğa kavuşturan ilahi bir kanun. Bu iyilik, bu sebeple Kur'an'da Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik verdiğe dua edilmesi tavsiye edilmiştir. Bu da doğru. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina azabennar okuduğumuz duanın anlamı. Öyleyse dünya işlerinden el çekerek sadece ahirete yönelmeli, ahiret hayatını güzelleştirilmesi için çalışılmalıdır. Yani bir mümin dünya hayatından el çekmez arkadaşlar. Helal dairede Rabbinin rızasını kazanmaya çalışır ve iki günü birbirine eşit olan zarardadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanmaya çalışacağız. Rızkımızı kovalayacağız. Yani ahiret için çalışıp çalışıyorum deyip bir köşeye çekilirsek, yani rızkımızı kovalamasak doğru bir davranış olmuyor bu. Cevabımız o zaman D şıkkı 4 arkadaşlar. Aşağıda verilen melek ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cebrail vahiy meleği. Evet doğru arkadaşlar. Azrail ölüm meleği. Evet. Mikail sorgulayıcı melek değil arkadaşlar. Mikail tabiat olaylarını düzenleyen melek. Bu yanlış. İsrafil kıyameti başlatacak olan, yani sura üfleyerek başlatacak olan melek. Cevabımız C şıkkı. Bunun haricinde ne var? Kiramen katibin. İnsanın sağında ve solunda bulunan melekler var arkadaşlar. Kiramen katibin. Hemen onu da şurada hatırlatalım. Kiramen katibin. İnsanın iyilik ve kötülüklerini yazan, yani sevap ve günahını yazan melekler. Kiramen katibin. Bir de arkadaşlar Münker Nekir var. Münker ve Nekir kabirdeki sorgulayıcı melekler. Bunları da burada hatırlatmış olalım. Geldik 8. soruya. Hac ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Medine döneminde farz kılınmıştır. Evet arkadaşlar bu doğru. Zilhicce ayında gerçekleştirilir. Bu da doğru. Müslümana her yıl farz olan bir ibadettir. Bu yanlış arkadaşlar. Bütün Müslümanlara farz değil, zengin olana, dinen zengin olana farz olan bir ibadet. Ömürde bir defa yapması yeterli. Dolayısıyla 3'ün olduğu şıkları atacağız. Müzdelife'de vakfe yapmak vaciptir. Evet, Arafat'ta vakfe haccın şartlarından, farzlarından, Müzdelife'de vakfe yapmak ise haccın vaciplerinden arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 4 D şıkkı olacak. Haccın 3 farzı bulunur. Bunlar arasında nokta nokta vardır. Buraya hangisi gelemez diyor arkadaşlar. Boşluğa hangisi gelemez? İhrama girmek haccın farzı mı? Evet. Kabe'yi tavaf etmek haccın farzı. Arafat'ta vakfe yapmak haccın farzı. Şeytan taşlamak arkadaşlar haccın vaciplerindendir. Mina'da taşlanır. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam suresi 162. ayet-i kerime. Bu ayette altı çizili ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret eder? Arkadaşlar tevhide işaret eder. Tevhid, takva, ecel, tevekkül. Tevhide işaret eder. Ecel yani insanın ömrünün tamamlanması, ölümün gelmesi. Biz ona ecel diyoruz. Takva, ihlaslı bir şekilde yani Allah'tan korkarak takvalı bir şekilde arkadaşlar yaptığımız amelleri yerine getirmeye çalışmak. Tevekkül ise bir işi yaptıktan sonrasında sonucu Allah'a bırakmak. Yani misal şu an sınava çalışıyoruz. Hakkıyla çalıştıktan sonrasında yüksek de alsak, düşük de alsak, yani burada Allah'a tevekkül etmek. Ama hiçbir şey yapmadan ben Allah'a tevekkül ediyorum deyip, yani ders çalışmamak bu tevekkül olmaz. Geldik arkadaşlar. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İhrama giren kişinin Kabe'ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı ve Müslümanlara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş olan duaya denir. Arkadaşlar lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Evet bunu duyunca eminim buradan cevap buldunuz. Zikir, telbiye, salavat, tekbir. Zikir arkadaşlar elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber diye, la ilahe illallah diye zikredilebilir. Allah'ı anmak. Telbiye biraz önce söylediğim lebbeyk Allahümme lebbeyk. Cevabımız bu. Salavat da Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedi ve ala ali Muhammed. Tekbir Allahu Ekber. Kurban edilecek hayvanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Büyükbaş hayvanlar 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Evet.
Kurbanın herhangi bir özrünün bulunmaması gerekir. Evet. Küçük baş hayvan en az bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Evet. Sadece koyun, keçi ve inek kurban edilebilir. Arkadaşlar deveden de kurban olur. Dolayısıyla yanlış dediği için cevabımız bu. Burada bir dipnot. Küçük baş hayvanlarda arkadaşlar keçi mutlaka bir yaşını doldurmalı. Koyun arkadaşlar 6 aylıkken annesi kadar 6 ay geçtiyse annesi kadar gösterişliyse kurban edilebilir yaşını doldurmadan. Ama cılızsa yaşını doldurmadan kurban edilmez. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi bulunmaktadır? Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'in oğludur. Doğru. Babası tarafından Allah'ın emriyle annesiyle birlikte Medine şehrine yerleştirilmiştir. Hayır arkadaşlar, burada bir yanlış bilgi var. Mekke'de Zemzem kuyusunun olduğu yerde arkadaşlar yerleşiyorlar. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı. Ama diğerlerini okuyalım. Hazreti İsmail için Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebiydi. Meryem suresi 54. ayet. Denilerek onun üstün ahlaki niteliklere sahip bir kişi olduğu vurgulanmaktadır. Babasıyla birlikte Kabe'yi inşa ederek ilk tavafı yapmışlardır. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Zemzem kuyusunu buluyorlar. Yani Mekke'ye yerleşiyorlar arkadaşlar. Hicaz bölgesine. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Enam suresi 162. ayet-i kerime. Estaizu billah. Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki ibadetlerden hangisine işaret eder? Kul de ki inne muhakkak ki salati benim namazım ve nusuki kurbanım ve mahyaya hayatım ve memati ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi içindir. Burada nusuki arkadaşlar kurban. Haç, namaz, salat, oruç da savum arkadaşlar Arapçada. Aşağıdaki kavram mekan eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Say, Safa ve Merve arasında yapılıyor. Evet, oradaki yürüyüş. Vakfe Arafat'ta yapılıyor. Arafat'ta bir müddet beklemek haccın farzlarından. Şeytan taşlama Medine'de değil arkadaşlar Mina'da yapılıyor. Bura yanlış. Cevabımız C şıkkı. Tavaf Mekke'de yapılıyor yani Kabe'yi tavaf ediyoruz Mekke'de. 16. soruya geldik. Aşağıdaki yargılardan hangisinde hac ibadetinin hükmüyle ilgilidir? Tüm insanların eşit olduğunu hissettirir. Evet arkadaşlar, haccı beraber yapan kişiler zengin fakir ayrımı yapmadan ihrama büründükleri için herkes eşit yani. Orada kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Dolayısıyla insanları eşit hissettiriyor. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Hicretten sonrasında farz kılınıyor. 630 yılında Peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde ilk hac farzasını yerine getiriyor arkadaşlar. Pardon, onun öncesinde de arkadaşlar bir hac yapıyor, sonrasında veda haccı yapıyor. Farklı ırklardan milyonları bir araya getirir. Evet, sadece Türkiye'den arkadaşlar hacca gidilmiyor. Dünyanın dört bir yerinden, Endonezya'dan, Malezya'dan, yani aklınıza gelebilecek birçok ülkeden, Irak'tan, İran'dan, Suriye'den, Mısır'dan, dünyanın birçok farklı ülkesinden hacca gelen Müslümanlar oluyor. Burada farklı ırklar bir araya geliyor. Diğer varlıklara karşı duyarlılık kazandırır. Arkadaşlar bu hacla ilgili değildir. Hükmüyle ilgili değil. Cevabımız D şıkkı. Umre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sünnet ibadetlerden biridir. Evet. Mina'da şeytan taşlanmaktadır. Evet. Şartlarından biri vakfe yapmaktır. Müzdelife'de kurban kesilmektedir. Umre ile ilgili Müzdelife'de kurban kesilmektedir. Arkadaşlar kurban şartlarından birisi Müzdelife'de vakfe. Evet, Müzdelife'de vakfe yapmak haccın vaciplerinden arkadaşlar. Umre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Burada hemen şöyle yapıyoruz, düzeltiyoruz. Mina'da sünnet ibadetlerden birisidir. Bu doğru. Mina'da şeytan taşlamak haccın arkadaşlar. Haccın şartlarından. Şuraya geldim. Şurayı da düzeltelim. Şartlarından biri vakfe yapmaktır. Bu da haccın şartlarından. Müzdelife'de kurban kesilmektedir. Bu da haccın şartlarından arkadaşlar. Sünnet ibadetlerden birisidir. Doğrudur dediği için arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Hac ve umreyi beraber yapın. Çünkü körüğün demir, altın ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi hac ve umre de günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın sevabı ise ancak sünnettir. Ancak cennettir, pardon. Bu hadiste müminler
durumlarından hangilerine teşvik edilmiştir? Bu durumlardan hangilerine? Hac ve umreyi birlikte yapmaya teşvik edilmiştir. Hac ve umreyi her yıl yapmayla alakalı bir şey geçmiyor arkadaşlar. İbadetlerini huşu içerisinde yerine getirmeyle alakalı bir şey de geçmiyor. O zaman ikinin olduklarını kesin atıyoruz. Her yıl yapmayla alakalı bir şey geçmediği için 2 burada var. 3'e bir daha bakıyoruz. Huşu ile alakalı bir şey geçiyor mu? Hac ve umre beraber yapın. Çünkü körüğün demir, altın ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi hac ve umre de günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın sevabı ise ancak cennettir. Burada huşu ile alakalı da bir şey geçmiyor arkadaşlar. Cevabımız A. Aşağıdaki kavramlardan hangisi hac ve umre ibadetlerinde ortak değildir? Hac ve umre ibadetlerinde ortak değildir. Arkadaşlar hac ve umrede ortak olan ihram hac ve umrede ortak. Tavaf yine Kabe'yi tavaf ediyoruz ortak. Safa ve Merve arasında yürüyüş yapıyoruz ortak. Vakfe arkadaşlar Arafat'ta vakfe haccın vacip haccın şartlarından farzlarından bu umre ile ortak değil arkadaşlar. Adak kurbanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Etinin üçte birinden sahibi de yer. Yanlıştır diyor arkadaşlar. Direkt yanlış cevabımız bu. Bir kişi adak adadıysa arkadaşlar o adaktan kendisi yiyemez. Fakirlere dağıtmalıdır. Ancak yiyorsa mesela aldı diyelim işte 1 kilo et aldı adak kestiği kurbandan. O etin bedelini fakirlere verir. Dileği yerine gelen kişi keser. Evet. Etinin tamamı başkalarına dağıtılır. Evet. Adayan kişinin ailesi yemez. Kendisi ve ailesi yemez arkadaşlar. Ama mesela sünnet olan akika kurbanı olmuş olsa bundan kendisi de yiyebilir. Adakta arkadaşlar fakirlere dağıtması gerekiyor. Adak olduğu için kendisi yemez. Şurada da şunu arkadaşlar evet teşvik edilmiştir diyordu. Burada dedim 18'in soruda kafama takıldı. Tekrar bir bakayım dedim arkadaşlar. Evet hani sorunun kökünde yanlış okuyup da değildir ya da olumsuzluk şeyi var mı diye tekrar bir bakmak istedim. Evet bu şekilde arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Umarım inşallah sizler için faydalı olur. Benzerleri veya aynısı inşallah çıkar. Sınavdan güzel notlar alırsınız. Sadece bu ders için değil bütün derslerinizde sizlere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videonun altında yorumlarda tavsiye ve önerilerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.